Merhaba sevgili gençler. Cümle bilgisi konusunda yüklemin türüne göre olan konuyu işleyip bitirdikten sonra öğe dizilişine göre cümlelere bakalım. Öğe dizilişi dediği zaman bizler yüklemin cümle içerisinde nerede olduğuna bakacağız. Nerede olduğuna dikkat edeceğiz aslında. Öge dizilişine göre cümle denildiği zaman iki cümle olacak gelecek aklımıza. Birincisi kurallı cümle ya da kurallı tümce, cümle tümce aynı şeydir bu arada. Anlamdaş sözcüklerdir. İkincisi ise devrik cümle. Eğer benim yüklemim cümlenin en sonundaysa bu kurallı düz cümle olur. Aynı zamanda kurallının diğer adı düz demektir. Verdiğin kitabı çok beğendim. Beğendim yüklem. Bakıyorum yüklem cümlenin en sonunda. Yüklemden sonra noktalama işareti var. Dolayısıyla yüklemin yerine göre ya da öğe dizilişine göre kurallı düz olduğunu görürüm. Ali hızlı koşar. Koşar yüklem. Baktığım zaman yüklem cümlenin en sonunda yüklemden sonra noktalama işareti var. Dolayısıyla öğe dizilişine göre ya da yüklemin yerine göre kurallı düz olur. Yüklemin yerine göre ikinci cümle çeşidi ise devrik cümledir. Yüklem sonda olmayacak. Peki nerede olacak? Yüklem ortada olabilir ya da yüklem başlarda olabilir. En başta da olabilir. Böyle olursa devrik cümle olur. Yağmurdan sonra büyümüş Başak. Burada büyümüş yüklem. Yüklemden sonra kelimeler devam etmiş. Dolayısıyla yüklemin yerine göre ya da öge dizilişine göre devrik olur. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Fark ettim yüklem. Yüklemin sonra sözcükler devam etmiş. Yüklem başlarda bir yerde. Dolayısıyla devrik olur. Anlamına göre cümle konusuna geldiğimiz zaman ise A olumlu cümle. Olumlu cümlede yüklem olumludur. Yani Türkçedeki olumsuzluk ekleri olan mame ya da değil, yok gibi olumsuzluk sözcükleri ve ekleri yoksa o cümle olumlu cümle olur. İş, işin yapıldığını, eylemin gerçekleştiğini anlamını verir. Ev yandı. Normalde sadece anlama bakarsak evin yanması olumsuz bir şeydir. Ancak burada Mame olumsuzluk ekleri yok. Mesela ev yanmadı dersem olumsuz olurdu. Dolayısıyla yandı da olumsuzluk ekleri yok. Anlama bak anlama bakmayız. Dolayısıyla olumlu cümledir. Ya da kitabı okudum dediğim zaman yapılan işin, eylemin gerçekleştiği anlamını anlarız. Dolayısıyla olumlu cümle olur. Olumlu ve olumsuz cümlede cümle anlamına bakmamamız gerekir. Mesela Ali öldü. Eğer sadece anlamına bakarsak, ölmek olumsuz bir şeydir. Ancak Ali öldü cümlesi aslında olumludur. Neden? Çünkü olumsuzluk ekleri ya da olumsuzluk sözcükleri bu cümlede yoktur. Olumsuz cümle ise yüklemde olumsuzluk ekleri bulunacak. Mesela ev yanmadı. Eğer biz sadece anlama baksaydık evin yanmaması olumlu olurdu. Ya da Ali ölmedi. Olumlu mudur, olumsuz mudur? Ölmemek iyi, olumlu bir şey olarak görülse de dil bilgisel açıdan bakarsak mame olumsuzluk ekleri var. Dolayısıyla anlamına göre olumsuz olur. Ali ölmedi, olumsuzdur. Buraya kadar olan bilgileri bir daha tekrar edersek Türkçe'de olumlu cümle ve olumsuz cümle denildiği zaman bizler ma, me olumsuzluk eklerine ya da yok, değil gibi olumsuzluk sözcüklerine bakarız. Bunlar varsa olumsuz, bunlar yoksa olumlu olur. Sonrasında soru cümlesine geçelim. Soru cümlesi demek karşımızdaki insana bir soru sorduğumuz ve ondan bir cevap beklediğimiz cümlelerdir. Yani mutlaka bir cevap olmalıdır. Mesela Ayşe tatlı mı tatlı bir kızdır cümlesi soru cümlesi olmaz. Çünkü karşımdaki insandan bir cevap beklemiyorum. Buna karşın yarın Elazığ'a gelecek misiniz cümlesinde bir cümlesi bir soru cümlesidir. Çünkü muhatabımdan bir yanıt, cevap bekliyorum. Yarın neza gelecek misiniz? Evet, geleceğim ya da hayır, gelmeyeceğim gibi bir yanıt, bir cevap bekliyorsam bu soru cümlesi olur. Son olarak ünlem cümlesi. Ünlem cümlesi ne demek? Ünlem cümlesi heyecan, korku, sevinç, öfke gibi duygu, duygusal yoğunlukların yaşandığı cümlelerdir. Zaten bir ünlem cümlesinde muhakkak ünlem işareti kullanılır. Eyvah yemek yandı dediğimiz zaman ünlem işaretini kullanmışızdır ve bu bir ünlem cümlesidir. Ya da dikkat köpek var dediğimiz zaman ünlem cümlesi olduğunu hem duygusundan hem de ünlem işaretinden görebiliyoruz. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.